Sorularla Sözler programımızın kıymetli takipçileri bugünkü bölümümüzde Doktor Ahmet Çolak hocamız ile 28. Söz Cennet Bahsi hakkındaki soru cevapları işlemeye devam edeceğiz. Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Muhammed Ali kardeş. İlk sorumuz şu şekilde. Ayat Kur'aniye kimseye söz bırakmamıştır ki fazla bir şey söylensin. Hmm. Cennetle ilgili hadisler var. Buna ne dersiniz? Yani ayatı Kur'an'ya kimseye söz bırakmadıysa o zaman Peygamber Aleyhisselam yani niye söylemiş gibi evet. böyle ince bir tabir eleştirel bir soru hissediyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri Kur'an'dan ayrı bir şey değildir. Kur'an'dandır. Kur'an değildir ama Kur'an'dandır. Çünkü Kur'an'ın hakiki tefsiri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarıdır, yaşamıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak namazı anlatıyor ama namazın nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu vesaire bunların detayları yok. Dolayısıyla bunların tamamını Peygamberimizin uygulamalarında görüyoruz. Cennetle ilgili de Kur'an'da anlatılan cennetle ilgili bütün ayetlerin açılımı, açıklaması, detayları Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hadislerinde görüyoruz. Öyleyse hadisler Kur'an'dandır. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Peygamberimize uyumamızı emrediyor. Öyleyse Peygamberimize uyan Kur'an'a uyumuş oluyor. Neden? Çünkü Kur'an peygamberimize uymamızı, onu örnek almamızı onu dedikleri yapmamızı ve kabul etmemizi emreden Allah'tır. Öyleyse peygamberimize uymak, peygamberimizi dinlemek, Kur'an'a uymak, Kur'an dinlemek manasına geliyor. Bir de bir prensip var bir ölçü olarak. Elçiler her zaman kendilerini gönderen adına konuşurlar. Elçiye itaat, onu gönderene itaat. Yani bu insanın elçileri de böyledir. Değil mi? Öyleyse Resulullah demek, Allah'ın elçisi demek. Resulullah aleyhisselatü vesselam Allah'ın elçisi olduğuna göre Allah'ın elçisinin açıkladığı her şeye uymak ve itaat etmek, Kur'an'a uymak, Allah'a uymak demektir. Şu halde e, ayet Kur'aniyenin beyanatı demek, hadislerin tefsirini de için alır, peygamberin açıklamalarını da için alır ve ona da uymamızı gerekli kılar. Hatta dikkatimi çekti. Mesela ne diyor burada? Cennete dair bazı bazı letaifi diyor, değil mi? Sorularda. <laughs> cennet-i Bakiye dair bazı sorulara kısa cevaplardır. Bu cümleyi ben müsaade ederseniz bir biraz üzerinde durmak istiyorum. Ee, diyor ki üstadımız o cenneti i numune için bazı çiçeklerin numunesi nevinden bazı nükteleri söyleyeceğiz. Yani burada Kur'an'ın açıkladığı şeylere yaklaşmak için tabiri caizse, yakınlaştırmak için birer merdiven, birer e, teleskop tabiri caizse, birer örnekleme suretiyle o ayetlere e, aklımızı, anlayışımız yakınlaştırmak isteniyor. Ama bazı sorularda görüyorum ben, Peygamberimizin hadislerinden de soru var. Hı. Demek ki peygamberimizin hadisleri Kur'an'dan olduğu için bir açıdan Kur'an'ın ayetlerini açıklıyor olduğundan onun dışında sayılmamış. Ya yani burada onu bizzat müşahede ediyoruz. Hı. Evet. Bu önemli. E, bu cümleyi okurken yani Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı hakikatlere tabiri caizse yakınlaştırmak için açıklamalar yapılıyor. Yoksa Zaten Kur'an'ın ve hadisin yaptığı açıklamalar fevkalade yetiyor. Alimlerimiz ne yapmışlar? Alimlerimiz o açıklamaları, içindeki güzel manları anladıklarını bizimle paylaşmışlar. İşin e özü bu. Evet. Sıradaki sorumuz abi. Parlak, ezeli ve ebedi, yüksek ve güzel ayetler ne anlama gelmektedir? İzah eder misiniz? Evet, üç tane güzellik ve özellik tabiri caizse burada görüyoruz. Bir defa parlak. Hani biliyorsunuz güneşin varlığı ışığı ortaya çıkarıyor ve her şeyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla Kur'an cenneti öyle net, öyle berrak, öyle açık anlatmış ki hiçbir karanlık, hiçbir kapallık kalmamış. Parlak yani. Apaçık tabiri caizse. Bu cümle ona bakıyor. Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları o çünkü şeyindir, özelliğidir. Ayetlerin özelliğidir. Parlak, ezeli, ebedi, yüksek ve güzel ayetler. Demek ki cennetten bahseden ayetler parlaktır. Açıktır, nettir. Cenneti bütün özelliklerle hem maddi hem manevi bütün lezzetlerle bize açıklıyor. İkincisi ezeli ve ebedi. Burada da ayetlerin Allah'ın kelamı oldu. Allah'ın kelamının da ezeli ve ebedi oldu. Burada bazen karıştırılan bir özellik var. Müsaade ederseniz ona da bir temas edeyim bir cümleyle. Kur'an-ı Kerim mahluk mudur değil midir? Allah'ın kelamı ezeli ve ebedi mi? diye konuşulan, tarihte çok konuşulan bir mevzu. ehl sünnet ve cemaate göre Allah'ın kelamı ezelidir, ebedidir. Kur'an da kelamullah olduğundan Kur'an mahluk değildir. Dolayısıyla ezeli ve ebedidir. Buradaki mana bu. Yalnız bunu bazıları karıştırıyorlar. Bizim okuduğumuz mushaftaki kağıtlar, oraya yazılan harfler, yani mürekkeple yazılan harfler ve biz okurken çıkardığımız sesler mahluktur. Ezeli ve ebed dediğimiz Allah'ın kelamıdır. Kur'an ayetlerine biz mahluk demiyoruz. Ezeli ve ebedidir. İşte burada ona dikkat çekiliyor. Yoksa Hani bazen eleştiriyorlar ya siz nasıl Kur'an sayfalarına ezelidir haşa. Biz o yapraklara, o yazılara, ağızdan çıkan seslere demiyoruz ki. Kelamullah, Allah'ın kelamı ezeli ve ebedidir. Kur'an da, ayetler de Allah'ın kelamı olduğu için o ezelidir. Yoksa ağzımızdan çıkan sesler, anladığımız manalar, ayetlerin yazıldığı yazılar ve musaflar elbette mahluktur. Bu karıştırılması, bu ona dikkat çekiyor. Ezeli ve ebedi. Bir de güzel ayetler. Yüksek ve güzel. Evet yüksek ve güzel ayetler. Yüksek ifadesi önemli. Yüksek ve güzel. E, yüksek ve güzel olan bu hakikatlere ulaşmak için merdivenler lazım. Benim size yaptığım diyor, cennet anlatmıyorum. Zaten cenneti Kur'an anlatmış. Zaten Peygamberimiz Kur'an'dan aldığı mana ile Allah'ın bildiriyle cennet anlatmış. Ben o anlattıkları yüksek hakikatlere, o güzel hakikatlere ulaşmak için aklımız daha iyi anlasın, kavrasın diye, kalbimiz daha iyi tatmin olsun diye merdivenler kullanacağım. Yani örnekler vereceğim. Bazı aşırımı yapacağım. Yoksa cennet anlatmayacağım ben size. Anlatılan cenneti size açıklamaya çalışacağım. E onun için de buradaki ayet yüksek ve güzel. Tabi yüksek manası yıldızlar gibi. Herkes erişemeyebiliyor. Öyleyse anlamadığımız yerler olursa lütfen bu konularda alimlerimizin görüşlerine müracaat edelim. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de karşılaştığımız problemleri çözemediğimiz zaman Peygamber Efendimiz'e sormamızı emrediyor. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ <laughs> Peygamber'e sorsalar, götürseler. وَاِلَا اُلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ bir de kendilerinden olan alimlere çok önemli ama. Kendilerine Ehl-i er ve Cemaat burada ortaya çıkıyor. Ehl-i er ve Cemaat olan alimlere götürseler le alime bilirdi. Ayet. Allah diyor. Hatta ben bazen şaşırıyorum. Ya alimlere gerek yok biz kendimiz Kur'an anlarız diyen insanlara o alimler nereden çıktı diye itiraz edenlere şaşırıyorum. Ya Kur'an diyor Allah diyor bize peygambere sorun. E peygamberimiz yok. Hadislerden de öğrenemedik. Yeterince aç 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 açılımı göremedik. E bu ayetlerin ve hadislerin açılımını kime soralım diye böyle zımni bir sual gelince ayet bize emre diyor Ve ila ulil emri minhum. Dolayısıyla tabiri caizse o yüksek ayetlere boyumuz yetişmiyorsa aklımız idrak edemiyorsa vicdanımız izan sahibi olamıyorsa o zaman Size diyor bazı merdivenler vereceğim. Bazı bir şey teleskoplar vereceğim. Onlarla bakın o yüksek hakikatleri bir de güzel. Hani bazen insanların konuştuğu ifadelerde akıcılık olmayabilir. Böyle insanın kafasını bulandıran ifadeler çıkabilir. Anlayışını zorlayacak bazı sıkıntılar olabilir. Ayetlerde bunlar yoktur. Çünkü bu mükemmel ayetlerdir bunlar. Cennet anlatılıyor. Çok net, açık ve berrak, yüksek ve güzel dolayısıyla cenneti anlatan ayetlerin vasıfları, güzellikleri ve dolayısıyla cennetin güzellikleri anlatılmış oluyor. Ha bunlar güzel olunca elbette bunlar anlattığı cennette son derece güzel ve mükemmel oluyor. Evet. Sıradaki sorumuz. Fehmet takrib için bazı basamakları hem o cenneti Kur'an'iyeden numune için bazı çiçeklerin numunesi nev'inden bazı nükteleri söyleyeceğiz. Hadislerde cennetin anlatılamayacağı ifade edilmişken He. bu kısmı nasıl anlayabiliriz? Evet. Cennetin anlatılamayacağı ifade edilmesi cennetin güzelliklerini size haber veremeyiz değil. Hmm. Cennetin güzelliklerini size haber vereceğiz. Çok güzellikler var ama bildirdiğimiz cennet senin anladığın cennet değil. İncelik bu yani. Tabiri caizse Hani e, Abdullah ibn Abbas Hazretleri demiş ya, cennet ile dünyanın benzerliği sadece isimlerde benzerlik var demiş. Mesela ben diyorum ki, e, Kabe'yi gördün mü kardeşim? Görmedin. Ha, sana Kabe'den bahsedeyim. Ama bahsettiğim hiçbir şey Kabe'nin gerçek yerini tutmaz. Görmemiş ya. Evet. Değil mi? Dolayısıyla siz bal yediniz mi kardeşim? Yemedim. Ha, ben sana onun güzelliklerinden bahsedeyim. Bak şekerden daha tatlı. Bak güzelliklerden bahsetmenin zararı yok. Numunelerinden bahsediyor zaten asıllarından değil. Onun için gölgelerinin ve numunelerinin dünyada bize gösterdiğin gölgelerin ve numunelerinin asılları ve menbaaları. Demek ki cennetten anlatılanlar numune, gölge ama oradaki asıl. İşte hadislerde cennet ne kadar anlatılırsa anlatılsın siz gerçek cenneti anlayamazsınız derken cennetin gerçek mahiyetini anlatıyor. Ama cennetten haber verilen güzellikler de birer numunedir. Mesela meyveden bahsediyor. Yani dünyadaki elmayı hatırlayarak ben cennetin meyvelerini anlamaya çalışıyorum. E başka türlü nasıl anlatılsın değil mi? Evet. Bir de şu var, bu usuldur, prensiptir. Bilinmeyen soyut kavramlar yine bilinmeyen soyut şeylerle açıklanırsa buna kısır döngü deniyor. Evet. Bu olmaz. Öyleyse bilinmeyen, anlaşılmayan soyut kavramlar, soyut olaylar, soyut hadiseler, soyut bilgiler, soyut ilimler neyse bizim alemimizdeki soyut cennetler şu anda bilmiyoruz ya. Bildiklerimiz örnek verilerek anlatılıyor ama diyor yine de bak anlatmam ben size. Cennete teşvik ettim. Kur'an ayetlerindeki özellikleri size aktardım. Ama diyor peygamberimiz. Yine de bilin ki cennet ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de kalbi beşere hutur etmiş. Bilesiniz ki anlattığımız cennet sizin anladığınız cennet değil. Ondan daha güzel. <laughs> ne anladın? Ondan da güzel. Hayatım boyunca anladığım bütün cennetlerden daha güzel. Çünkü buralar gölge, oralar asıl. Buralar isim, oralar gerçek. Onun için arada bir zıplık, bir çelişki yok. son sorumuz abi. Evet, cennet bütün lezaiz maneviyeye medar olduğu gibi bütün lezaiz cismaniyeye de medar. Evet. Tabi burada burada soru nasıl gelecek bize? Lezzetlerin ruhani olduğunu beyan eden alimler de var. Evet. Üstadın özellikle cismani lezzetlere vurgu yapmasının hikmeti ne olabilir? Hmm. Tabi lezaizi Burada hangisi önce alınmış? Lezaizi maneviye, medar olduğu gibi. Lezaizi cismaniye de medardır. Şimdi e, bazı felsefeciler benim anladığım, özellikle Roma, e, işte Bizans, Batı felsefesinin etkisiyle veya başka e, dinlerin, hak dinde de olsa yani, e, aslı hak din olsa ama sonradan bozulmuş. Bazı dinlerin de tabiri şahsi etkisi ama haseten felsefenin. Felsefenin etkisiyle sanki onların felsefenin temel esaslarını kabul etmişler, onları temel olarak kabul etmişler. Kural olarak felsefenin vazgeçilmez esasları gibi tabiri caizse o esasları kabul ederek Kur'an ayetlerini ve hadisleri anlamaya çalışmışlar. Halbuki Kur'an'ın kendi prensiplerini esas alarak Kur'an'ı anlamaya çalışmak lazım. Tabiri caizse ifade edildi mi yani? ama yanlış bir yöntem izlemişler. Felsefenin verdiği bir o cazibeyle e, tabi o akli, zihni, fikri cazibeler onları sevk etmiş, almış götürmüş. Ne yazık ki İslam'ın temel e, temel olan Kur'an ve hadislerin ayet ayetlerin ve hadislerin açılımını, yorumunu onları alarak, esas alarak yapmaya çalışır. Dolayısıyla bir kısım felsefeciler ne yazık ki hatta malum İmam-ı Gazali Hazretleri İbn-i Sina gibi bazı zatları, Farab gibi bazı zatları şey yapmışlar. Bunların iman noktasından bazı konuları tekfir etmiş. Tabi Üstad Hazretleri o ifade ami bir mümin derecesinde vermemiş diyerek ya da bir ami mümin derecesini ancak kazanmışlar diyerek yine de iman dairesinde tutuyor ama belki de İmam-ı Hazretleri o günün furyasında insanlar akıllarına başlarına getirmek için biraz sert bir üslup da kullanmış olabilir. Ama cismani haşrin dirilişini kabul etmiyorlar. Ruhani lezzetler yeter diyorlar. Zaten bu dersin ilk suali de o olacak inşallah. Dolayısıyla evet insan ruh ve bedenden meydana gelmiştir. Nasıl ruhani lezzetlerimiz, zevklerimiz varsa cismani lezzetlerimiz de var. Bunu ifade etmek için bir cümleyle üstadımız özetliyor. Öyleyse ruhani lezzet var elbette. Bunu herkes kabul ediyor. Ama el-Sünnet ve cemaat Kur'an'ın açık naslarından, hadislerin açık ifadelerin hareketle e, bedensel dirilişte olacak ve bedensel lezzetler de var. Bununla ilgili bazı ayetleri müsaade derseniz birkaç tanesini okumak istiyorum. Mesela Zümer suresinde hem ruhani hem de cismani şeylere ifade olarak altlarından ırmaklar akan birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler. ırmaklar, köşkler. Niye olsun yani eğer ruhani lezzet yeterliyse? Sonra Tevbe suresinde güzel meskenler, evler, oturacak yerler, saraylar. Sonra türlü mesela Rahman suresinde türlü ağaç ve meyvelere akar kaynaklara, görünüş ve kokusu güzel, isteyenlerin yanına kadar sarttığından koparılması kolay, türlü bol meyvelere sahip. Mesela ne Tur suresinde mesela onlara canların çekeceğinden her meyve ve eti bol bol vermişizdir. Etlerden, meyvelerden. Sonra mesela Zuhruf bunu da okuyayım etrafında etraflarında altın tepsiler ve bardaklarla dolaşılır. Ve orada canlarının kendisini çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey. Ma teştehi hil enfus ve telzu'l a'yun çok muhteşem bir anlatım. Canların çektiği her şey sınır yok. Gözlerin aldığı bütün lezzetler Nokta nokta var orada. Yani artık sen diyor gerisini sen anla. Bedensel olarak sana ne takılmışsa kulakların, ellerin, dillerin, burnun, beynin bedensel olarak sana Cenab-ı Hak hangi nimetler verdiyse, tabiri caizse onların tamam. Dolayısıyla Kur'an'ın ayetlerinde açıkça, hadislerde açık tarif edilen cennet hem e, manevi lezzetlere. Mesela manevi lezzetler e, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğunu söylemesi. Hı. Ne kadar büyük bir lezzet. Değil mi? Allah'ın sevdiği kullarından olman. Bundan daha bir lezzet olabilir mi? Sonra Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olmak. Çok yüksek seviyede lezzetler. Ama cennette bütün ile her bir özelliğimize hitap edecek şekilde donatılmış... Onun için lezaizi maneviye diyerek, arkasından bütün lezaizi cismani ve maddiye de camidir diyerek bu ayetlerin bir açıdan e, işaret ediyor bu ayetlere. Onun için ne yazık ki soruda geçtiği gibi e, bazı İslam alimleri, özellikle felsefeciler dirilişi inkar etmiyorlar. Biliyorsunuz dirilişi inkar etmek kişi küfre sokar. Allah korusun dinden çıkarır. Ama diriliş inkar etmiyorum da diyor, tevil ediyor. Bunlara biz ehli bid'a diyoruz. İtikadi açıdan sıkıntılı insanlar. Hani amel açıdan insan sıkıntılı olabilir, o neyse. Ee, büyük günah insanı kafir yapmıyor. Ama itikadi anlamda sıkıntılı, inanç noktasında sıkıntılı. Fakat buna rağmen biz ehli sünnet ve cemaat olarak yani bid'a ehlini asla kafir demiyoruz. Fakat bilelim ki Kur'an'ın açık ayetlerine say hadis, hadislerin açık beyanlarına e, cismani dirilişi inkar etmek aykırıdır. Allah korusun. Tehlikelidir. Ve cennette de cismani özelliklerini hitap eden bütün nimetler donatılmıştır. Ayetler, hadise bunu net bir şekilde ifade ediyor. Evet. Cismani lezzet olmasa cennette bir eksiklik olur diyebilir miyiz? abi? Elbette cennet cennet olur o zaman. Ha, rüya gibi bir şey olur. Tabi bunu birinci soruda göreceğiz de ha, zaman zaman net ifade tabi birinci birinci sualdi özellikle Cenab-ı Hakk'ın isimlerin tecelli etmesi için insanın organlarının yaptığı ibadetlerin karşılığını alması için orada bir toprak örneğini verir üstadımız. Gerçi diyor toprak havaya, suya ve ışığa nispeten daha kesif. Hani hava, su ve ışık daha böyle şey görünüyor değil mi? Bar parlak, üstün görünüyor. Zahiren toprak daha kesif aşağıda görülür. Ama toprak öyle nimetlere masar ki. O masar olduğu nimetlere baktığımızda havanın da, suyun da, ışığın da fevkine çıkıyor. Evet. Ruhan lezzetler bedensel lezzetlerin üstündedir. Doğru. Ama beden öyle nimetlere masar oluyor ki bazen ruhan lezzetlerin üstüne çıkıyor. Çünkü ruhani lezzetlerin de sebebi o oluyor. Evet. olmasa öteki de olmayacak. E madem ki ruhani lezzetlerin çoğuna, hatta biz rüyamızda bile bir bedenden yiyoruz değil mi? Bak rüyada yediklerimizin tadını almayız. Uyandığımızda bir şey yok ortada. <laughs> doymaz. Yani insan rüyada e, yemek yemekle karnı doymaz. Ama orada bile yine hayali de olsa bir beden var yani. Bak bedensiz bir şey göremez. Bedensiz bir şey. Bak rüyada bile hayali bir elbise giyiyor. Bir beden giyiyor yani. Niye cennette beden olmaz. Ama istemeyenlere kendileri bilir. Ama bizim vazifemiz o kardeşlerimize hikmetle, rahmetle, şefkatle hakikati anlatmak. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmak. Buna rağmen ısrar diyorsa kabul etmiyorum diye dua edip neticeyi kendisine bırakmak. Evet. Allah razı olsun abi. Amin. Değerli takipçilerimiz bugünkü programımız sona erdi bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz